Günaydın, mutlu sabahlar. Her cuma olduğu gibi ekonomi arasında konuğumuz finans analisti İslam Memiş. İslam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Size gelen sorular var. Hiç vakit kaybetmeyelim. Önce ilk soruyu alalım. Merhaba, benim şu an en çok merak ettiğim şey FED bu yıl faizleri ne yapar? Cidden bunu çok merak ediyorum. Benim de en çok merak ettiğim şey. Yani FED'in 25 baz puanlık faiz artırımı %100 olarak piyasalarda fiyatlanmaya başlandı. Mart toplantısında da yeni 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaparak bu faiz artırımlarının artık sonuna geldiğini işaretini verecek. Piyasalarda yavaş yavaş fiyatlandı. Yani 25-25 baz puan toplamda 50 baz puanlık bir faiz artırımıyla FED kenara çekilir, piyasaları yakından takip etmeye devam biraz eder. Biraz daha bekle göre geçecek. Evet. İstenilen burada hani bir yumuşak iniş olmasıydı ekonomi adına. Dün ekonomi büyüme rakamları açıklandı. Dördüncü çeyrekte %2.9'da manşet rakam büyümeyi yani beklentileri aşmış olsa da alt kalemlerde biraz bozulma var. Ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında FED'in eli biraz rahatladı diyebiliriz. Yani enflasyon rakamlarındaki düşüşler, dün 4. çeyrek büyüme rakamlarının iyi gelmesi %2.6 civarında bekleniyordu. %2.9 olarak açıklandı. Geçen yıl %2.2 civarındaydı. Bu beklentiler de FED'i biraz rahatlatıyor ama resesyon riskiyle birlikte yine bozulmalar var. Yani bir belirsizlik yine devam ediyor. Yani bu resesyon ama riski hala masada diyorsunuz. Masada kalmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğini görmek lazım. Ve ondan sonraki süreçlerde FED biraz daha bu faiz artırımlarını biraz daha yılın son çeyreğinde belki faiz indirimine yerini bırakabilir diye tahmin ediyorum. Onu takip edeceğiz bakalım. Evet. Geçelim bir sonraki soruya. Merhabalar. 2023'te küresel ekonomi için önemli riskler nelerdir? Yine en büyük risklerden bir tanesi enflasyon rakamlarının küresel bazda yine yüksek kalmaya devam edecek olması. Resesyon ve stagflasyon süreci çok ciddi anlamda can sıkıcı bir boyuta geliyor. Ve enerji krizleri. Ama dünya genelinde şu anda bile kış aylarında olmamıza rağmen küresel ısınmayla alakalı bir problem yaşandığı için gıda enflasyonunda da problemler yaşanabilir. Gıda enflasyonunun yukarı doğru hareketlerini seyretmesi belki kıtlık ekonomisini bile konuşturabilir dünya genelinde. Bu büyük bir risk olarak ön planda durmaya devam ediyor. Evet, bunun etkilerini belki şu an hissetmiyoruz ama gecikmeli olarak takip edeceğiz. Pekala, bakalım bir sonraki soruya. İyi günler. Benim belli bir miktar bir nakit param var. Sizce nasıl değerlendirmeliyim? Nakit para derken sanırım TL'den bahsediyor. Yine biz yatırımcılara çeşitlendirme noktasındaki tavsiyelerimiz devam ediyor. Sepet kültürünü mutlaka uygulamak gerekiyor. Hazirandan sonraki olan süreçlerde biraz daha bozulmalar devam edebilir. Özellikle altın ve gümüş yılı 2023 yılı. Özellikle yıla yükselişle başladı ama önümüzdeki haftalarda bir durağanlık ama tekrar yıllık bazda emtia fiyatlarının pozitif seyrindeki seyrini biraz daha fazla görebiliriz. O yüzden altın ve gümüş tarafını biraz da önemsiyoruz bu yıl. Yani hem sepet olsun ama bu sepetin içinde mutlaka altın ve gümüş de bulunsun. Evet, genelde 125-125 4 parça tavsiye ediyoruz ama şimdi %50'sini emtia, %50'sini de yine yatırımcı kendi tercihleriyle değerlendirebilir. Gümüş dediniz, sosyal medyadan da gelen iki soru var gümüşle ilgili. Tabii. Onu da yönelteyim ben. Hülya Hanım sormuş, bu fiyatlarda gümüş alınır mı diyor. Bir de programımızın sizin takipçilerinizden Okuhan Bey. Gümüş neden geriden geliyor? Altın yükseliyor ama hep yerinde duruyor gümüş diyor. Altın gümüş rasyosu yine 80 seviyesinin üzerinde yükseldiği için altın bu hafta biraz daha değerli oldu. Ama bu da gümüş için avantaj durumuna girdi. Gümüş dip seviyelerinde ve yıllık bazda düşündüğümüz zaman da yine yıllık bazda düşündüğümüz zaman altına kıyasla gram gümüş yine pozitif seyirde daha fazla getirisi olacağına inanıyorum ben. Ve rasyodan kaynaklı çok düşük bir seviyede eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız ve gümüş farkındalığınız yoksa, gümüş almamışsanız mutlaka portföylerde gümüş olmalı. Aslında altın için de benzer bir soru soruluyor. Yani evet olumlu beklentiler var ama alım zamanı ne zaman diye bir boşluk olacak mı mesela almak için? Önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte ons tarafında bir düşüş bekliyorum. 1850 dolar seviyesine kadar. Dolar tarafındaki sabit duruş devam ettiği için 1850 dolar seviyesinin karşısındaki gram kaça tekabül ediyorsa muhtemelen 1140 lira seviyesine tekabül eder. Oradan yine son bir alım yapmak suretiyle önümüzde yine 1280, 1350, 1450 daha üst rakamlar gelebilir diye tahmin ediyorum. Yine zirveler yolda. Daha yılın ilk ayını geride bırakıyoruz. 11 aylık bir süreç var önümüzde. Evet, daha yılın başındayız ve bakalım bir sonraki soruya. Merhaba, sizce Bitcoin mi, Ethereum mu?
Ben Bitcoin tarafını biraz daha belkemi olarak görüyorum. Daha büyük referans verdiğini düşünüyorum diğer altcoin'lere. Ama enteresan bir şekilde geçen sene Ethereum'da daha çok işlem yapılmış. Evet, yani biraz daha manipülasyon piyasası oluştuğu için zaman zaman burada dengeler bozulabiliyor. Ama Bitcoin tarafı küresel bazda ve yatırımcılar tarafından belkemi niteliği ve referans niteliği taşıdığı için ben Bitcoin tarafını biraz daha fazla önemsiyorum. Ana kripto para olduğu için. Peki nasıl görüyorsunuz? Yani iyi bir sürpriz oldu orada. 20-25 bin dolar aralığını takip etmekte fayda var. 23 bin dolar seviyesinin üzerinde. Buradaki baskılanma süreci halen devam ediyor. Yani bir kırılım mutlaka gerekiyor. Yıllık bazda mutlaka bir toparlanma olabilir. Ama zamanlama açısından net bir tarih veremiyoruz. Ama net olan bir şey var ki çok fazla değerinden fazla değer kaybettiği için 2022 yılında. 2023 yılında da en azından değer kayıplarını yerine bırakabilir diye tahmin biraz ediyorum. Biraz telafi edebilir. Pekala, evet. Bakalım son soruya. Merhaba, 2023'te arsa fiyatlarında artış bekleniyor mu? Ben bekliyorum. Özellikle arsa ve toprak konusunda yatırımcılara sık sık uyarmaya gayret gösteriyorum. Çünkü Türkiye genelinde yeni imar alanlarının oluşumu, biliyorsunuz emlak tarafındaki ciddi fiyat artışı ile birlikte yeni arayışlar, yeni imar projeleri çıkıyor. Bu da Türkiye genelinde yeni imar alanları oluşturacaktır diye tahmin ediyorum. Ve özellikle sosyal konut projelerinin biraz daha fazla olacağı bir yıl. Diğer önemli bir faktör de ekilebilir tarım arazileri. Burada da özellikle bu kuraklıkla alakalı gıda fiyatlarının çok konuşulacağı dönemlerde gıda tarafına ve tarım tarafına daha çok meyil olur. İnsanların bir de parası boşa düştüğü için, ev alamadıkları için, araba alamadıkları için burayı da arsada değerlendiriyorlar. Evet, çok çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ağzınıza yandı. Sağ olun. İhsan Memiş bizimle birlikteydi. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.